Herkese merhabalar. Bugün çok başka bir içerikle sizlerle birlikteyiz. Football Manager 22'de Championship Manager 2003-2004 veri tabanını oynamayı hiç hayal ettiniz mi? Veya aranızda hala CM0304 oynayan var mı? Eğer bu soruların yanıtları evetse bugün bu içerik sizler için harika bir içerik olacak. Hemen konuya geçelim. Yine bu yabancılar her zaman bu güzel işleri maalesef ki yabancılar çıkartıyorlar. Harika bir veri tabanını Football Manager 22'ye optimize etmişler. Hepsini detaylı bir şekilde açıklayacağız. Nelere dikkat etmemiz gerektiğine bakacağız. Nasıl indirebiliriz? Nerelere kurabiliriz? Oyun içinde neler yapmalıyız gibi soruların cevaplarını hep beraber bu videoda vereceğiz. Ama uyarıyorum, bu videoyu gerçekten hakkaniyetli bir şekilde izleyin. Sonuna kadar izleyin. Yarın bir gün problem yaşarsanız, ya ben veri tabanı kurmak istedim ama 6-7 saattir kurmuyor gibi bir problemle karşılaşırsanız hiç bana gelmeyin. Çünkü bu videoda bütün cevapları vermeye çalışacağız. 2003-2004 sezonuna yolculuk yapacağız ve harika bir veri tabanı olduğunu söyleyebilirim. Daha geçen gün paylaştığım ve yukarıdaki kartlardan izleyebileceğiniz 92-93 sezonunun videosunda anlattığım veri tabanından çok daha komplike, çok daha geniş bir veri tabanından bahsediyoruz. Öncelikli olarak bu güzel çalışmayı bizlere ulaştıran Casual Devon ve diğer arkadaşın ismini telaffuz edemiyorum. Matt Scientist FM olarak artık edebildiğim kadar edeyim. Arkadaşlarımıza çok ama çok teşekkür ediyoruz. Tüm Türkçe konuşan futbol menajer oyuncular adına ben teşekkür etmiş olayım bu kanal üzerinden. Bu iki arkadaşımız FM Scout üzerinden linki sizler de görebilirsiniz ki indirme linklerini ben ayrı olarak da dilerseniz siteden de indirebileceğiniz şekilde açıklama ve yorumlar kısmına bırakacağım. Edinebilirsiniz. Şimdi bu adamlar paylaşmışlar fakat demişler ki yani Yama'da problemler de var. Bu problemlere dikkat etmeniz gerekiyor. Veri tabanı kurulumları bir tık sıkıntılı ve benzeri yorumlar yapmışlar. Bunların ben tabii ki de Türkçeleştirme çalışmasını yaptım. Hani zaten çok uzun sürmedi. Öncelikle bilinen sorunlardan başlayalım istiyorum. Ondan sonra Yama'nın içeriğine doğru ilerleyeceğiz. Şimdi istiyorsanız elinize şöyle küçük bir kalem kağıt alın ki bu bilinen sorunları unutmayın ve FM 23 çıkana kadar oynayacağınız bu muhteşem veri tabanında problem yaşamayın. İlk olarak veri tabanı kurulumu yaparken Amerika Birleşik Devletleri liglerini ve Kuzey Amerika kıtasında problem olduğunu söylemişler. Bu liglerde ve kıtadaki diğer oyuncularda veri tabanı kurulumu yapılmıyormuş, oyuncular yüklenmiyormuş, bilginiz olsun. İkinci olarak Sırbistan ve Polonya liglerinde ilk sezon için fikstürün oluşturulamadığından bahsetmişler. Yani ilk sezon bittikten sonra illaki Sırbistan ve Polonya liglerinde oynamak istiyorsanız oyun içerisinden lig ekle kaldır seçeneklerini kullanarak Sırbistan ve Polonya liglerini aktif edebileceksiniz. Yine bilginiz olsun. Derby County gibi Football Manager 22'de puan silme cezasına sahip olan kulüplerinde maalesef ki durumları değiştirilemiyormuş. Yani 2003-2004 sezonunda örnek vermek gerekirse Derby County'nin belki de puan silme cezası diye bir şey yoktu. Ama yapımcılar bu durumu değiştiremedikleri için böyle bir problem olduğundan bahsetmişler. Toparlayacak olursak Football Manager 22'de puan silme cezasına sahip olan bir kulübü çalıştırmak istiyorsa eğer maalesef ki günümüz koşullarında çalıştırmak zorundasınız. Yani o kulübün puan silme cezası varsa 2003-2004 sezonunda da puan silme cezası varmış gibi oynayacaksınız. Newcastle, Manchester City ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerin mali açıdan hala zengin olduğundan bahsetmişler. Ben yorumlara baktım bu bağlamda. Hani bazıları demişler ki mesela bizde Newcastle, Manchester City veya Paris Saint-Germain gibi kulüpler öyle astronomik rakamlara transfer yapamıyorlar veya kasaları dolu değil. Bazı kullanıcılar da demişler ki evet burada bir problem var. Kulüpler sanki FM 22 veri tabanında olduğu gibi hareket ediyorlar demişler. Yani bu tamamıyla bir bilinmezlik açıkçası ve sizde nasıl olacağını ben de bilmiyorum. Newcastle, Manchester City veya PSG gibi zengin kulüpleri bu veri tabanında test etmedim. Şöyle yama notunu da biraz kısıyorum. Umarım daha rahat görürsünüz. Yeni fark ettim bunu, kameram kapatıyormuş. Kusura bakmayın. Devam edelim. Sıfırdan veri
tabanı kurulumu yapmanın maliyeti minimum 3 saatmiş arkadaşlar. Ben bunu denedim. Perşembe günü bilgisayarı 15 dakika boyunca veri tabanı kurulumuna bıraktım. Kurmadı. Bugün sabah uyanır uyanmaz bilgisayarı açtım. Hemen veri tabanı kurulumuna geçtim. Böyle büyük 150 binlik bir veri tabanı kurmak için uğraştım. Yine başarılı olamadım. Yani yarım saatte de kuramadım. Burada yapımcıların şöyle bir tavsiyesi var. 3 ayrı save dosyası paylaşmışlar. Bu 3 ayrı save dosyasında da farklı farklı dikleri eklemişler. Yani ne demek bu? 3 farklı save dosyası var. Birinde 62 tanelik var. Diğerinde 22 tanelik var. Öbüründe 18'lik var. Atıyorum, rakamları şu anda hatırlamıyorum. Parantez içinde 3'ünde de Türkiye Ligi'nin aktif olduğunu da söyleyeyim. Velhasıl bu 3 save dosyasından birini seçip kariyere direkt olarak başlayabiliyorsunuz. Bu save dosyaları birinci gün save dosyaları. Yani daha kariyer açılmış, direkt olarak kayıt alınmış. Sizin yapacağınız tek işlem kulübünüzü seçip kulübe bir menajer, yeni bir kişi yaratıp menajer oluşturmak ve menajer profilinizi oluşturduktan sonra da aktif olan liglerde oynamanın keyfine varmak. Tabii bu save dosyalarında kaç oyuncu var, kaç personel var, ayrıntılar ne düzeyde vesaire, ilerleyen dakikalarda daha detaylı bakacağız. Veri tabanının içeriğine de biraz girmek istiyorum. Tabii ki de bütün ligleri, kıtaları vesaire saymayacağım ama 62 ligin tam kadro veri tabanında olduğunu söyleyebiliriz. Yani CM004'teki veri tabanı hemen hemen Football Manager 22'ye optimize edilmiş. Gönlünüz rahat olsun. Şimdi siz doğal olarak Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzon'u merak ediyorsunuz. Ben hepsini kontrol ettim. Hakikaten de CM0304'teki kadroları birebir yapmışlar arkadaşlar. O günün koşullarında ligde olan takımlar, onların kadroları var Süper Lig'de. Yani gerçekten inanılmaz bir deneyim sizleri bekliyor diyebiliriz. Şimdi ekranlarınızda çıkacak olan kurulum şablonumuz, yani benim not defterine yazdığım bu şablon, zaten size vereceğim linklerde yer alacak. Eğer hani videoyu izleyip de yine anlamadıysanız, buradan manuel olarak Türkçe bir şekilde de bilinen sorunları, oynanılabilir ligleri, Yaman'ın orijinal sayfa ve linklerini edinebilirsiniz. Ben kendi kanal linkimi de ekledim. Sonuçta ufak bile olsa, çok ufak bile olsa, bu videoyu çekerek ben de ufak bir katkı verdim bu Yama'ya. Yine kanal üzerinden ve kanal üzerinden de Discord linkini bularak bana Yama ile alakalı ulaşabilirsiniz. Ama şunu tekrar etmek istiyorum. Videoyu izlemeden, sorunların ne olduğunu bilmeden bir hata yaparsanız ve bana ben efendim söyleyeyim işte veri tabanı kurulumu açtım, abi 3 saattir kurulmuyor vesaire diye gelirseniz, kusura bakmayın, sizi direkt olarak videoya yönlendiririm. Çünkü böyle bir durumda videoyu izlemediğiniz kanısına varırım doğal olarak. Şimdi geldik işin en heyecanlı kısmına. Eğer orijinal siteden indirmek istiyorsanız veya orijinal sitede en altta vardır bakın, yapımcıya direkt olarak yorumlar aracılığıyla ulaşıp sorununuzu dile getirmek istiyorsanız linki kullanabilirsiniz. Bunda bir beis yok. Gayet de doğal ki en çok çözüme yapımcı aracılığıyla ulaşırsınız. Çünkü bu Yama onların Yaması. Birinci gün save'leri var bakın burada. Siteyi zaten açtınız. Benim verdiğim linke girdiniz. Direkt olarak bu sayfaya yönlendirileceksiniz. Ve aşağıda indirilebilir bir kısım var. Birinci gün save dosyaları var. 62 liginin olduğu bir save dosyası. 18 Avrupa liginin olduğu bir save dosyası. Ve 22 ligin olduğu bir save dosyası var. Burayı lütfen dikkatle takip edin. Bu 3 save dosyasını nereye atıyorsunuz? Hemen sağdaki kurulum klasörüne odaklanalım. Games klasörüne atıyorsunuz. Bakın burada var. Ben bunları ayrı olarak isimlendirdim, karıştırmayın diye. CM0304 18'lik Türkiye var. Yine aynı şekilde CM0304 22'lik Türkiye Ligi var. Yine aynı şekilde 62'lik Türkiye Ligi var şeklinde böyle kısa bir adlandırma yaptım. Bu dosyaları nereye atıyorsunuz? Sports Interactive Football Manager 22 Games klasörüne atıyorsunuz. Hemen işlemi gerçekleştirelim. Öncelikle tutuyoruz. Kopyala deyip buraya yapıştırıyoruz. Bu dosyaları oyun içinde nasıl açacaksınız onu da biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Kayıtlı oyun aç deyip açıyorsunuz. Bu kadar basit aslında. Yani bu klasör oyununuzdaki kayıtlı olan kariyerlerin tutulduğu klasördür. Hani bilmeyenler için de parantez içinde bu bilgiyi de vermiş olalım. Siteyle olan bağlantısına gelecek olursak, şuradaki indirme bağlantıları, buradaki
dosyaları kapsamaktadır. Yani isterseniz siteden kendiniz indirin, isterseniz benim hazırlamış olduğum hazır dosyadan indirin, hiç fark etmez. Geldik ikinci aşamaya. Diyelim ki dediniz ki ben hazır save dosyalarını kullanmak istemiyorum. Bilgisayarımı açarım. 3 saat, 4 saat, 6 saat ne kadar sürerse sürsün. Bırakırım, veri tabanı kurulumuna kadar da beklerim diyorsanız eğer editör data içerisine atacağınız farklı bir dosya var. Fakat sitede bunun linkini bulamadım. Steam atölyesinden buldum. Hiç Steam atölyesi linkini vermek istemiyorum açıkçası. Direkt olarak benim vereceğim linkten indirebilirsiniz. O da burada. Bu dosyayı nereye atıyoruz onu da gösterelim. Yine Sports Interactive, Football Manager 22 ve editör datanın içerisine kopyalayıp yapıştırıyoruz. İşlem bu kadar basit. Şimdi döndüm tekrar siteye. Diyeceksiniz ki işte burada campaign files var, picture pack var vesaire vesaire. Picture pack şu, Football Manager 22 için yapılan 100 paketlerinde doğal olarak 2003-2004 sezonunda top koşturan oyuncuların resimleri olmayabilir. Böyle bir sorunla karşılaşmayasınız ve oyuncularda resim olsun istiyorsanız eğer siteden facepack'i indirebilirsiniz. 1 GB'lık boyutu var. Bu facepack'i de nereye atacaksınız? Yine Sports Interactive, Football Manager 22, Graphics ve Faces içerisine atacaksınız. Bilginiz olsun sevgili arkadaşlar. Şimdi kurulumlarımızı tamamladık. Yani oyun dışında yapmamız gereken her şeyi yaptık. Siteyi kapatıyoruz, dosyalarımızı kapatıyoruz. Şu an ekranlarınızda gördüğünüz kurulum dosyasını ve biraz önce açıp anlattığım bu not defterindeki önemli bilgileri zaten tek link halinde ben sizlere upload edeceğim ve video açıklama kısmında linkleri göstereceğim. İndirebileceksiniz. Diyelim ki bu aşamaya kadar hiçbir problemle karşılaşmadık. Her şeyi olması gerektiği gibi yaptık. Bundan sonra neler yapıyoruz? Hemen gösterelim. Oyunumuzun açılma işlemi devam ederken ki açıldı zaten. Size save dosyalarıyla veri tabanı kurulumu hakkındaki farkları da anlatacağım hemen. İlk önce zor olandan başlayalım. Editör data içerisinde biraz önce attığımız veri tabanı kurulumunu yapmak için şu işlemleri takip ediyoruz. Yeni bir oyuna başla diyoruz. Kariyer diyoruz. Yine 92-93 veri tabanında olduğu gibi yukarıdaki veri tabanı kutucuğunu seçiyoruz ve Football Manager 22 yazısı olan veri tabanını kullanıyoruz. Bakın hemen altında versiyon yazıyor. 22.1.0 olmak zorunda. Yani gidip bu veri tabanını 22.4.0'da veya 22.3.0'da kullanırsanız güya 03.04 sezonunu oynayacağım derken FM22'deki oyuncuları da işin içine katmış olursunuz. Bildiğiniz çorbaya döner olay. Hiç bunu yapmayın. Direkt olarak Football Manager 22'yi seçin. Championship Manager 2003-2004 database'i onaylayın. Sizlerle beraber onayladık ve gelişmiş kuruluma basarak veri tabanı kurulumumuza geçiyoruz. Şimdi video içerisinde bahsettiğim ve asıl problemin olduğu nokta burası. Buraya kadar her şey okey. Hızda vesairede bir sorun yok ki bakın ben bile şu anda veri tabanını oluştururken zorlanıyorum. Hazır bu zorluğu yaşıyorken kendi sistemimden bahsedeyim. Kesinlikle hava atma amacıyla bunları anlatmıyorum. Bir kıyaslama yapabilmeniz için anlatacağım. Ekrana da ayrı yazı olarak yazarım. RTX 3060 ekran kartım var. 32 GB RAM'im var. Ryzen 5 5600X işlemcim var. Ona rağmen ben bu veri tabanını yarım saat, bir saatte kuramadım sevgili arkadaşlar. Varın gerisini siz düşünün. Sisteminizi benimkiyle kıyaslarsınız. 3 aşağı 5 yukarı ki anlayacaksınız. Muhtemelen siz de kurarken büyük problemler yaşayacaksınız. O yüzden hani kurmaya gerçekten heves eden, ulan ben ne olursa olsun kuracağım diyen insanlar için hem yapımcıların hem de benim söylediğim şeylere dikkat etmek zorundasınız. Bilgisayarı açacaksınız. Liglerinizi şu şekilde benim yaptığım gibi ekleyeceksin. Hangisinde oynamak istiyorsan, hangisi olsun istiyorsan onayla diyeceksin. Liglerin seviyelerini seçeceksin. İşte Fransa birincilik, Galler vesaire. Hemen gelişmişe geleceksin sağ üstten. Kıtaları ekleyeceksin. Ama kıtaları eklerken uyarıları unutmayacaksın. Neydi? Amerika kıtasında problem vardı. Yani Amerika kıtasını eklemeyeceksin. Güney Amerika'yı ve Kuzey Amerika'yı kullanmayacaksın. Okyanusya diyeceksin. En iyi lig kulüplerinden oyuncular, en iyi kulüplerden oyuncular. Hepsini ben bu şekilde ayarlıyorum. Bir önceki videoda da bahsetmiştim. Bakın toplamda 119.000 kişilik bir
veri tabanını hazırladık. Hani farz edelim hazırladık. Siz burada artık kendi diklerinizi vesaire ayarlarsınız. Bu noktadan sonra oyuna başla dediğiniz an bilgisayar adeta kilitleniyor arkadaşlar. Kilitleniyor derken nasıl olduğunu da izah edeyim ki hani onu yaşarken de sorun yaşamayın. Mesela biz ne yaparız? Umarım ekrana yansır bu arada. Mesela Ctrl Alt Delete yaparız. Görev yöneticisine basarız. Öyle değil mi? Böyle bir şey gelir karşımıza ve programlarımızın, açık olan programlarımızın ne kadar CPU, bellek, GPU tükettiğini görürüz. Eğer bir program kilitlenirse, yani o programdan, o oyundan, o uygulamadan yanıt alamıyorsanız burada zaten yanıt alınamıyor, yanıt vermiyor gibi bir ibare görürsünüz ve değerleriniz sarıdan turuncuya döner, kırmızıya döner. Şimdi burada farklı bir durum söz konusu. Bunu yapımcı da belirtmiş. Oyun donmuyor. Kabaca elimle göstermeye çalışayım. Şu şekilde bir ilerleme kaydediyorsunuz. Hani oyun ilerlerken de böyle bir ilerleme çubuğu çıkıyor ya. Veri tabanı kurulumu yaptınız mesela. Ayarladınız yine. Oyuna başla dedikten sonra yine bir çubuk çıkıyor ve veri tabanı kurulumuna başlıyor bilgisayarınız. İşte tam o noktada elimle gösterdiğim şekilde küçük bir ilerleme kaydediliyor ve durma noktasına geliyor. İşte yapımcı burada diyor ki burada bir donma, kasma, takılma vesaire gibi bir durum olmuyor. Size öyle geliyor. Alt tab atabiliyorsunuz. İşte yandan YouTube vesaire izleyebiliyorsun. Aç dizini, filmini izle. Ne yapacaksan yap. Ama arkada veri tabanını 3-4 saatte minimum kurabilirsin diyor yapımcı kendisi ki bunu ben de zaten tecrübe ettim bir hayli. Yine toparlayacak olursak uzun lafın kısası eğer sisteminize güvenmiyorsanız lütfen istirham ediyorum veri tabanı kurulumlarına girmeyin. Yani kiminizde 6-7 saat sürer, kiminizde 2-3 gün sürer. Sonra benim başıma kalmasın bu ihale. Sonra bana gelip işte sistemim yandı, bitti, kül oldu vesaire gibi gelmeyin. Baştan video içerisinde bol bol uyarımı geçtiğimi düşünüyorum. Peki her şey okey. Buraya kadar hiçbir sıkıntımız yok. Her şeyi anladık. Peki biz veri tabanı kurulumu yapmayacaksak bu veri tabanını nasıl oynayacağız? Hemen o noktaya geliyoruz. İptal dedik. Döndük ana sayfamıza. Kayıtlı oyunumuzu aç diyoruz. Bakın burada açıklamalı bir şekilde zaten indirebileceğinizi, size de bu dosyaları vereceğimi söylemişti. 62 lig'den başlayalım. En bol lig o ya. Yükle diyorum. Bakın çok daha hızlı, çok daha efektif bir şekilde CM0304 veri tabanına ulaşmış oluyorum. Bunu da hemen sizlere kanıtlayayım. Türkiye'den kanıtlayayım. Özellikle bakın Akçaabat Sebatspor. Efendime söyleyeyim Ankara Spor, Diyarbakır Spor. Yani bugün günümüzde olmayan takımların olduğu o sezondayız işte. Fenerbahçe'nin kadrosuna hemen şöyle bir göz gezdirelim. Pierre Van Hooijdonk'lar, Ariel Ortega'lar, full kadro arkadaşlar. Adamlar en ince detayına kadar ayarlamışlar. Artık bu oyunculara bakma, bu oyuncularla FM22 keyfi yaşama olayını size bırakıyorum. Ben videoda vakit kaybetmemek adına hızlı geçeceğim. Döndük hemen Galatasaray'a bakalım. Nerede Galatasaray? Beşiktaş geldi önüme. Beşiktaş'a bakıyoruz. Zagolar, Cordobalar, Emre Aşık, Sergen Yalçın, İbrahim Üzülmez. Allah'ım neler neler var. Daniel Panku. Say say bitmiyor. Hepsini ayarlamış adamlar. Döndük. Galatasaray'ı bulacağız. Bu Galatasaray'ı bulduk. Oyuncular diyoruz. Arif Erdem, Ergün Pembe, Mondragon, Bülent Korkmaz, Ümit Karan, Ayhan Akman. Neler neler var. Yok yok adeta. Döndük hemen Trabzon'u bulacağız buradan. Trabzon'a giriyorum. Oyuncular diyorum. Aman yarabbi. Bütün oyuncular var. Yattara var. Tolga Zengin var. Tayfun Cora var. Petko Vichler var. Trabzon'da bir hata var bu arada. Kaleciyi klonlamışlar mı? Ne yapmışlar bilemiyorum. Hazır görmüşken söyleyeyim. Dün de fark etmiştim böyle bir hata olduğunu. Bu kaleciden 2 tane var. Artık Trabzon'a oynayacak isimler bedavadan bonservis ücreti kazanacaklar diye yorumluyorum ben kendi adıma. Trabzon'un kadrosu da okey. Mesela bir Anadolu kulübüne bakalım. Akçaabat Sebatspor neden olmasın mesela? Bakın bunların da o günün kadrosunda hangi oyuncuları varsa hepsini kadroya eklemişler. Taş gibi oyuncular. Hakikaten bak Akçaabat Sebatspor'da oynayan oyuncuların profiline bir bak arkadaş ya. Şu adama bakar mısın? 29 yaşında Finlandiyalı forvet ya. Bugün FM22'de şöyle bir adamı almaya kalksan kafadan 5 milyon. En az ya, en az o da yani. Yani muazzam bir veri tabanıyla karşı karşıyayız açıkçası. Umarım bu kadar bakmak sizin için yeterli olmuştur. Artık Messi'ler, Cristiano Ronaldo'lar, o CM0304'teki Wonderkid'ler, efendime söyleyeyim gelecek vadede
edilen isimler, günümüz futbolunda dünyanın konuştuğu bütün o isimlere bakmak artık size kalıyor. Siz bakacaksınız diyelim ve hızlıca başlayalım. Şimdi herhangi bir takım seçiyorum. Akçabat Sivasspor'u seçtim. Onaylı diyorum ve oyuna başla diyorum. Bakın çok hızlı bir şekilde girdim. Hemen şu prosedürleri hızlı bir şekilde yine geçiyorum. Düzenlersin toplantını dedim ve hop içerideyim. Bu save dosyasında 62 tane leak var. Bazı insanların bilgisayarlarına ağır gelebilir. Bakın ne diyor burada? Yaklaşık oyuncu miktarı 60 bin diyor. Bilgisayar performansımız var. Tahmini oyun hızımız var vesaire vesaire. Şimdi 3 saat veri tabanı kurmaktansa 62 tane ligi olan veri tabanının save dosyasını kullanarak oyun oynamak çok daha mantıklı. Bu durumda ne yapabilirsiniz onu anlatayım ben size. Mesela Sırbistan'da oynamayı düşünmüyorsunuzdur. Lig ekle kaldıra şu sağ üstteki pencereden gelirsiniz. Çat diye bunu kapatırsınız. Bakın ne zaman çıkacağı da veri tabanından yazıyor. Önümüzdeki sezonun Haziran'ın 16. gününde bu veri tabanı oyununuzdan çıkacak. İşte Rusya'yı istemezsin kaldırırsın. Yunanistan'ı kaldırırsın. Efendim söyleyeyim Polonya'yı kaldırırsın. Başka bakalım Meksika'yı kaldırırsın. İşte dersin ki mesela İtalya Serie B, Serie C gerek yok kaldır. İsrail'i kaldır. İşte Japonya ne gerek var kaldır. Norveç'in ikinci ligini kaldır. Mısır'ı kaldır. Yani artık fantazinize kalmış. Hangisini kaldırmak istiyorsanız kaldıracaksınız. Bir sene boyunca oyun içindeki bir sene boyunca yavaş oynamaya katlanacaksınız. İkinci senede zaten tertemiz oyununuza devam edeceksiniz. Mis gibi bir veri tabanı oynayacaksınız. Bu okey mi? Yani 60 küsürlü ligin olduğu save dosyası okey. Döndük hemen kayıtlı oyun aç kısmına. Hemen ne yapıyoruz? 62'den sonra ne geliyor? 22 var mesela. Daha uygun bir lig. Hemen onu yüklüyorum. Veri tabanları aynı bu arada. Hani save dosyalarındaki farklılık tamamıyla oyuncu ve personel sayısı ve liglerle alakalı. Bakın burada da mesela sadece Avrupa liglerinin olduğu bir save dosyası var. Mesela bu daha makul duruyor. Öyle değil mi? Hemen Chelsea'yi seçtim. Girdim abi içeri. Başla dedim. Sonraki anladık. Bu arada kadroya da bakalım Chelsea'nin. Aman yarabbi kadroya bakar mısın ya? İnanılmaz isimler var. John Terry'ler, Crespo'lar, Mutu'lar. Abo çocukluğumuzun o gençliğimizin oyuncuları bunlar. Neyse bunlarla artık vakit kaybetmedik. Girdik hemen içeri. Yine lig ekle kaldır kısmına geliyorum. Mesela ne var ne oynamak istemiyorsun? İşte zaten İngiltere liginde oynuyorsan İskoçya vesaire açık. İşte ne yapabilirsin mesela? Lig ekle kaldır bölümüne gelirsin. Ekli olmayan mesela Galler'i ekleyeceksin. Abi İngiltere'de oynuyorsun. Hemen yan komşundaki lig eklemeyecek misin? Lazım olur. Eklersin. İşte Yunanistan gerek yok dersin. Çıkarırsın. Meksika'yı çıkardın. Rusya'yı çıkardın. Süper Lig kalsın. İspanya'dan ikinciyi çıkardın, Fransa'dan ikinciyi çıkardın, onayla dedin. Tık işim bitti yani. Hani daha az ligi hemen ayarlayıp işin içinden yine kurtulma şansınız var. Burada da yaklaşık oyuncu miktarı 32 bin haberiniz olsun. Hemen son save dosyamıza da bakalım. Kayıtlı oyunu aç diyoruz. O da neydi? 18 ligin olduğu bir dosyaydı. Onu da yükleyelim hemen. Geldik buraya. Profili kullan dedik. Bak o günün mesela Premier Liginde olan takımları var abi. Charlton, Bolton. İnanılmaz gerçekten. Portsmouth, Middlesbrough hakikaten muazzam ya. Oynamayacaksın da ne yapacaksın? Şu veri taban oynanmaz mı ya? Gerçekten inanılmaz bir iş yapmışlar. Biz United'ı seçtik. Girdik öyle rastgele. Sonraki diyoruz. Onayla dedik. Hemen yine sağ üstten lig ekle kaldıra geliyorum. Bak mesela bu çok daha tatlıymış. 18 tane ligin olduğu save dosyasından direkt başlanabilir mesela. Yunanistan'ı attın buradan. Rusya'yı attın. 3. ligi boş verdin İngiltere'de. Fransa 2. ligini boş ver. Bundesliga 2'yi boş ver. İskoçya'yı attık. İspanya 2'yi attık. De neyi ekleyebilirsin? Ne eksik mesela bakalım. Almanya var zaten. Fransa var. Zaten hani Prime Lig'leri ekledin mi işim bitiyor yani. Farklı bir şey eklemene gerek yok. İtalya'da var. Yani işte Norveç ekleyebilirsin. Bakıyorum şöyle. İşte Türkiye'nin alt liglerini eklersin. Onayla dersin. Geçer gidersin abi. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Bu kadar kolaydı. Yani muhakkak Futbol Manager 22 sahip olanların bu veri tabanını denemesini şiddetle öneriyorum. Çünkü acayip keyifli o döneme dönmek, o dönemin oyuncularıyla oynamak, Ronaldo, Messi ve sayamadığı binlerce efsaneyi belki de Türk takımlarına getirebilmek daha keşfedilmeden, öyle değil mi? Sonuçta bir zaman makinesine atlayıp 2003'e geri dönüyorsun ya, bu muazzam bir şey yani. O dönemin oyuncularını erkenden keşfetmek, günümüz oyuncularını daha doğrusu ve takımlara kazandırmak bence çok başka bir deneyim olacaktır.
mutlaka bu deneyimden, bu keyiften kendinizi mahrum bırakmamanız lazım. Yavaş yavaş böyle kapanışa doğru da gidelim. Çok uzun bir video oldu. Benim kişisel Discord adresim kanalda var. Yine yorum ve açıklama kısmına bırakırım. Hani genelde akşamları müsait olabiliyorum ama yönetici arkadaşlarımız var. Eğer teknik bir problemle karşılaşırsanız Discord üzerinden görsellerle destekleyerek problemlerinizi iletebilirseniz hem arkadaşlarımız yardımcı olurlar hem de ben gördükçe yardımcı olmaya çalışırım. Bilginiz olsun. Linkleri vesaire zaten açıklama kısmına, yorum kısmına bırakacağız demiştik. Son olarak önemli bir duyuru yapacağım. Şimdi hakikaten yiğidi öldür, hakkını yeme demişler. Beyler bayanlar, takriben 2 yıldır içerik üretiyoruz bu kanalda. Kah kötü üretmişizdir, kah iyi üretmişizdir, kah işte seviyesinde üretmişizdir. Fark etmez. Sonuçta ortada bir emek var. Ve olabildiğince herkese eşit mesafede güzel içerikler çıkarmaya, herkese aynı ölçüde davranmaya çalışıyorum. Olabildiğince de kendim gündelik hayatımda nasılsam o şekilde kamera karşısına geçiyorum. Sizlerden ricam, özellikle istatistiklere baktığımda sürekli yaşadığım bu hayal kırıklığını artık gidermeniz yönünde olacak. Yani bu kanalın ben açıkçası hobi olarak sürdürdüğümü her seferinde söylüyorum ama büyümesini istiyorum artık. Çünkü belli bir süre geçti, belli bir artık seviyeye de geldik. O ilk günkü videolarımız artık yok yani. O oradaki amatörlükler, oradaki işte utangaçlıklar vesaire kalmadı. Daha güzel içerikler çıktığına inanıyorum ben. O yüzden olabildiğince videoyu beğenip yorum atıp destek olursanız ve abone olarak da kanalın geleceğine yatırım yaparsanız çok ama çok memnun kalırım. Özellikle katıl üyesi olup 5 liralık bir çay ısmarlarsanız mesela tadından yenmez. Onu söylemiş olayım. Hani bu konuyla alakalı da hakikaten ciddi yaptırımlar düşünüyorum ne yazık ki. Özellikle bu videoda olduğu gibi çok ama çok önemli videoları artık katıl üyelerine özel olarak paylaşmayı düşünüyorum. Yani en azından onlar bir hafta öncesinden izleyecekler mesela. Ondan sonra kanala açacağım. Çünkü bakıyorum bu istatistikler hiç değişmiyor. Yani abone olmayan kullanıcıların sayısı nedense abone olanlardan aşırı derecede fazla. Bunu artık hani bir nebze de olsun sizlerle beraber aşma hedefim var. Bana katılırsınız, katılmazsınız tabii ki de sizin bileceğiniz iş. Hiç kimseye zorla bir şey yaptıramam. Ben sadece kanal ile alakalı gelecek planlarımı sizlerle hazır istatistik paylaşırken anlatmak istedim. Neyse, lafı da fazla uzatıp sizi, sinirlerinizi de germeyelim. Umarım desteklerinizi esirgemezsiniz. Umarım hoşunuza giden, çok keyifli dakikalar geçirdiğiniz, çok heyecanlandığınız bir video olmuştur. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce güzel bir şekilde enine boyuna tüm ayrıntılarıyla sizlere aktarmaya çalıştım. Bir kusurum, bir hatam olduysa fark etmeden herhangi birinizi bu video aracılığıyla üzersem, kırarsam şimdiden özür diliyorum. Kusura bakmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın.